Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün yine çok güzel oyuncaklarla beraberiz. Ne aldım, nereden aldım bölümündeyiz. Hemen lafı uzatmadan size neler aldığımı şöyle bir göstereyim istiyorum. Bu haftaki konumuz stickerler arkadaşlar. Aracın orijinal stickerları, yani olması gereken en önemli şeyler. İlk olarak şundan başlayayım. En büyük stickerlardan birisi. Bu bagaj eşiğinde yer alıyor arkadaşlar. Bagaj eşiğinde hani plastik bir malzeme var ya, onun sol tarafında yer alıyor. Sağ tarafında da normalde eğer aracınızda çekidemiri varsa çekidemiri için olan işareti olan başka bir sticker daha olması gerekiyor. Ama benim aracım olmadığı için ben bunu yerine takacağım. Benim aracımda sonradan bastırılmış stickerlardan yer alıyor. Ve çekidemir sticker de yer alıyor. Tabii bunların hepsini değiştireceğiz. Tabii bunların hepsini de videolayacağız beraber. Şimdi arkadaşlar yine elimde çok güzel orijinal, bakın şöyle göstereyim, hatta burada yine 124 Mopar Parts Mercedes-Benz Türk karşıya gelmiş. Zamanla ısmarlanmış. Ben bunu aldım. Şöyle bakın, klima sticker'ı. Nerede yazıyor? Guide sign yazıyor zaten. Burada da, evet, burada da etiket olarak belirtmişler. Bu da bakın, klima stikleri ön panelde yer alıyor. Ben de var ama bu sonradan bastırılmış bir versiyon olduğu için zamanla soluyor bendeki. Ben de orijinali bulmuşken açıkçası kaçırmak istemedim. Bu böyle biraz daha dokulu, yani size böyle şöyle gösterdiğim zaman dokusunu çok daha net bir biçimde algıladığınızı düşünüyorum. Arkasına hatta burada kaldırma yeri de mevcut. Bunu da böyle yerimize koyalım. Şimdi gelelim, bu kutunun içinde neler var? Hazineler burada. Şimdi şöyle, ben bu kutuyu tabii ki diğer stickerler katlanmasın diye kullanıyorum. Şöyle koyalım. Şurada bir yağ stikerimiz var arkadaşlar. Bu da yine böyle metalize, tıpkı şunun olduğu gibi metal diyebileceğimiz, alüminyum diyeceğimiz bir sticker. Bu da yağı kontrol etmenizi teşvik etmek amacıyla oluşturulmuş, Mercedes tarafından oluşturulmuş bir orijinal sticker. Zaten şöyle bunu şöyle göstereyim. Şurada da zaten üzerinde kodu var, yani orijinal olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Bu da normalde 124'lerde depo kapağının içinde, yani açılan kanadının içinde yer alan bir sticker. Bu da her benzin aldığınızda depo içindeki depolu benzin alırken depo içinde bunu görünce aklınıza yağ kontrol etmek gelecek. Evet, şimdi burada da tabii ki benzin stickerlarımız 3 adet. Bu da orijinal bakın. Bu da orijinal kodlu. Şöyle netleyebilirsek. Evet. 124, 584, 95, 17 kodlu orijinal stickerımız. Bunu da ben tabii ki hep bahsettiğimiz mezat grubumuzdan, Facebook'taki mezat grubumuzdan aldım arkadaşlar. Bu da öyle güzel bir malzeme olarak şurada dursun. Sıra geldi buna. Bu da depo kapağı içindeki depo kapağının içinde yer alan yine metal. Şöyle üçgen bantlı. Orijinal yine 124 kodlu. Şurada yazıyor, görüyorsunuz. Bir sticker. Bu da işte lastik basınç değerlerini gösteren işte bir sticker. Bu bende var. Orijinal olarak bende yer alıyor. Bunlar ayrıca renklerine göre değişiyor. Daha çok işte yeşiller, dizeller de oluyor. Mavi işte, ya da gri renk, açık krom olarak benzinlerde yer alıyor falan. Onları araştırarak aldığınız zaman araştırırsanız daha mantıklı olur. Çünkü arabanızı yakıt tipine göre almış olursunuz. Bu da böyle. Bu bende var ama bunu yedek olarak aldım. Ben de ihtiyacım olan bu ve buydu daha çok. Bunları da tamamlamış olduk. Gelelim buna. Bu bakın böyle
Benim içine sticker koyduğuma bakmayın. Bu böyle kutunun içinde gelen bana sevgili Selahattin Turna abimizin bir hediyesi. Bu 250 bin kilometredeki işte orijinalliği kanıtlanmış arabalarda yer alan bir rozet. Panjur rozeti. Panjura böyle vidalayarak takıyorsunuz. Panjur deliklerinden. Bu da bir çeşit şey. Ne diyelim, rütbe. Hani 250 bine gelmiş bir arabanın rütbesi. Yani bunu gururla taşır. Benim arabam 250 bine geldi gibisinden. Bu Mercedes tarafından da orijinalliği kanıtlanmış, yani kilometrenin orijinalliği kanıtlanmış arabalarına verdiği bir rozet. Bu da işte bağlantı braketi ve vidalar ve karşılıkları şeklinde böyle takım halinde arkadaşlar, böyle şık kutusuyla beraber geliyor. Selahattin abi de çok güzel başka başka malzemeler bulamayacağınız türden eşyalarda mevcut. Ben şöyle size hem numarasını hem bu acayip orijinal kartını da sizlere göstereyim. İhtiyacı olan her şeyi burada bulabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü klasiğiniz varsa bu tip şeyler önemli. Şimdi tabii ki arkadaşlar şöyle bir de şundan çıkarttım ama böyle orijinal koyduğuma bakmayın. Bu başka bir şeyin poşeti. Bir de çok az bulunan, bence bulunması da bir hayli güç. Bir şey, direksiyon göbeği şöyle ucundan kaldırıp size şöyle sıfırlığını, bakın daha çiziksiz, göstereyim istedim. Bu bizim direksiyonlarımızın göbeğinde yer alan orijinal bir arma. Bunu da gerçekten bulunması zor. Çünkü o direksiyon siyah olduğu için, bu böyle plexi gibi biraz. Böyle şeyin içinde, direksiyonun içinde zamanla çiziliyor, el gidiyor, siliniyor falan. Benimki de biraz çizik. Açıkçası ben de sürekli direksiyonumun da kondisyonu da çok güzel. Ben de tabii ki bu da sıfır olsun istedim. Onu sıfırlayacağım. Öteki taraftan gelelim Panjur'a doğru. Ben şimdi burada bu mineli arma var. Bu şimdi orijinal değil. Ben bunu tabii orijinalini alacağım, edineceğim. Ama bu da orijinale çok yakın, güzel bir imitasyon olduğu için almıştım. Normalde şu lacivert olan kısımları başka sahtelerde mor arkadaşlar. Yani bu böyle mor değil, mavi lacivert karışımı bir arma olması lazım. Mineli arma diye geçiyor. Bunu piyasada kolayca bulabiliyorsun ama ben orijinalini bulduğum zaman orijinalini alacağım, emin olabilirsiniz yani. Bu şimdilik size göstermek için böyle bunu tutuyorum. Ve tabii ki orijinal panjurum. Benim panjurum orijinal. Panjurum PT orijinal. Panjur çıtalarını değiştirdik. Yine sevgili Selahattin Turna abimizden aldık panjur çıtalarını. Sizin de ihtiyacınız varsa tekrar gösteriyorum. Bu da şöyle Mengerler Ankara'dan gelmiş bize bir Mercedes yıldızı. Tabii ki yıldızımızı da orijinal almak yakışırdı bize arkadaşlar. Bakın Mercedes Stern. Mercedes Star. Buradaki Almanca. Şöyle de kodunu da göstereyim. 880-086-67. Evet. Bunu da böyle kutu açılışı yapıyormuş gibi yapalım. Şöyle yuvasında geliyor. Aslında burada görüntüsü olması lazım ama buraya sticker yapıştırdıkları için şöyle gözükmüyor. Ben şimdi bunu biraz sileyim. Parmak izi yaptım çünkü. Şöyle tertemiz, pırıl pırıl bir yıldız. Şimdi bunu niye orijinal aldın? İşte sahteleri 60-70 liraya doluyken orijinal almak mantıklı mı diyebilirsiniz. Yani fiyat açısından baktığınız zaman çok mantıklı değil ama orijinal parça olsun, her şeyiniz orijinalse bunun orijinal olmaya bence hakkı var. Bugün bu orijinal yıldızın fiyatı
Bulabilirsiniz 500 ama bulamazsınız büyük ihtimalle şu saatten sonra. 600-700 civarında bir paraya tekamül ediyor. Ne yazık ki. Ve bakın şu sol elimde tuttuğum orijinal, sağ elimde tuttuğum yani şu elimde tuttuğum ise sahte. Yani imitasyon diyeyim daha doğrusu. Şöyle zaten alt kısmında şu, en çok şuralardan belli ediyor kendini. Bakın bu pürüzsüz ve ayna gibi bir kromdur. Bu böyle portakal kabuğu kıvamında ve parlak değildir yani. Bu zaten en çok benim rahatsız olduğum konu. Bu benim panjurumdaki yıldız da orijinal değil. Ben bu olayı sevmiyorum. Çünkü panjurunuz çok güzel, orijinal, parlak ve krom. Bunun da böyle olması lazım. Bunu taktığınızda gerçekten fark ediyor. Bakın şu yıldızın halkasıyla birleşme noktalarına baktığınızda zaten oradaki çapakları, işte şeyleri böyle göreceksiniz. Bakın bununla hiç öyle şeyler yok. Tam bir yıldız. Yani her anlamda orijinal kalite kendini belli ediyor. Hatta alt kısımlarında bile kullanılan metallerden tutun da her şey birebir farklı. Orijinal yıldızımızı da şöyle koyalım. İşimizi tamamlayalım. Yani benim şu anda tamamlayabildiğim etiket ve hatta şunun da kapağını açalım. Arma kısmı bu şekilde. Bunların dışında bir de geçen hafta yapmadığımız, yani ben sipariş etmiştim ama sipariş yetişmemişti o güne. Bu arkadaşlar. Avadanlık takımını gösterirken bunu da göstermeye çok istiyordum ama bu siparişim yetişmemişti. Bu da nedir? Uyarı ikaz lambası arkadaşlar. Bagajınızda yer alması gereken bir uyarı ikaz lambası. Bu da bakın ULO marka. Şuradan ULO'yu görüyorsunuz. Made in West Germany. ULO da neyin markası? Bizim orijinal Mercedes'in stoplarını, W124'ün stoplarını, hatta birçok Mercedes'in, hatta BMW'nin bile stoplarını üreten üretici firma. Yani bu da çok orijinal bir parça. West Germany olması sebebiyle de benim o yıllarda eğer Almanya'da yaşasaydım bagajımda 80'lerde işte bagajımda olması gereken bir alet olacaktı. Şöyle altına doğru gidelim. 24 watt. Arkasını çevirelim. Evet. Burada da işte uyarılar var. Şöyle yapın, böyle yapın diye. En güzel kısmı da şu oldu gene. Şurada Varta Patrick salınıyor. Tabii Varta'nın, Varta pilden bahsediyor burada. Şöyle Varta Patrick. Varta'nın tabii o yıllardaki pili artık Patrick model olarak kalmadığı için onun yerine bunu çıkarmış. Ben de bu arkadaşları kırmadım ve Varta pille doldurdum bunun içine. Şimdi gelelim çalışmasına. Şu yanda hemen bir kol var. Şöyle netleyebilirsek. Hemen şu yanda bir kol var. Bu kolda işte kapalı şey yapın ve test edin. Buraya getiriyorsunuz, bırakıyorsunuz ve çalışmaya başlıyor. Bütün olay bu. Nasıl arkadaşlar sizce? Bence süper. Bunu kimse görmez. Ama olsun, bunun bagajınızda olduğunu bilmeniz 10 numara 5 yıldız bir hareket bence. İşte arkadaşlar durum vaziyet bu. Şunu da şöyle koyalım. Yaptığımız aldığımız en son şeyler bunlar. Aracımızla alakalı. Yapmaya etmeye aracı mümkün olduğunca orijinal tutmaya çalışmaya devam ediyoruz. Siz de bakalım neler aldınız. Bugüne kadar neler yaptınız. Yorumlarda bahsedin. Her zaman açıklamalar kısmına neler aldığımı, nereden aldığımı yazıyorum. Oraları takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi günler.